Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealine inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. El-Hakka suresinin 9. ayeti kerimesinde kalmıştık. 566. sayfadayız. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ Evet, Hakka suresinin 9, 10 ve 11. ayeti kerimeleri وَجَاءَ geldiler فِرْعَوْنُ فِرَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ ondan öncekiler وَالْمُؤْتَفِكَاتُ ve altı üstüne getirilen şehirlerde بِالْخَاطِئَةِ o hata ile فَعَصَوْا isyan ettiler Resul'e elçisine Rabbihim Rablerinin. فَأَخَذَهُمْ o da onları yakaladı. اَخْذَةً bir yakalayışla رَابِيَةً gittikçe şiddetlenen. اِنَّا biz لَمَّا طَغَى kabarınca الْمَاءُ su حَمَلْنَاكُمْ sizi taşıdık فِي الْجَارِيَةِ o akıp giden gemide. Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler de o hata ile geldiler. Rablerinin elçisine isyan ettiler. O da onları gittikçe şiddetlenen bir yakalayışla yakaladı. Biz su kabarınca sizi o akıp giden gemide taşıdık. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَهُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً El-Hakka suresinin 12, 13 ve 14. ayeti kerimeleri لِنَجْعَلَهَا ki onu kılalım lekum size tezkiraten bir ibret ve ta'iyyaha ve onu bellesin diye udunun kulaklar va'iyyah belleyen فَاِذَا نُفِخَ üflendiği zaman fissuri sura nefhatun üfürüşle vahide bir tek ve humilet ve kaldırılıp el ardu yeryüzü ile vel cibalu dağlar fedukkete birbirine çarpıldığı zaman dekketen vuruşla vahideten bir tek ki onu size bir ibret kılalım ve belleyen kulaklar onu bellesin diye sura bir tek üfürüşle üflendiği zaman ve yeryüzü ile dağlar kaldırılıp bir tek vuruşla birbirine çarpıldığı zaman. فَيَوْمَ اِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ اِذٍ وَاهِيَةِ وَالْمَلَكُ عَلَى اِرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذٍ ثَمَانِيَةِ Hakka suresinin 15, 16 ve 17. ayeti kerimeleri فَيَوْمَ اِذٍ işte o gün وَقَعَتْ vuku bulur الْوَاقِعَةِ olacak olan وَاَنْشَقَّتْ yarılmıştır السَّمَاءُ gök فَهِيَ zaten o يَوْمَ اِذٍ o gün وَاهِيَ yıkılmaya yüz tutmuştur وَالْمَلَكُ melekler ise عَلَى اَرْجَائِهَا onun çevresindedirler وَيَحْمِلُ taşır arşı arşını رَبِّكَ Rabbinin فَوْقَهُمْ onların da üstünde يَوْمَ اِذٍ o gün ثَمَانِيَ 8 melek. İşte o gün olacak olan vuku bulur. Gök yarılmıştır. Zaten o gün yıkılmaya yüz tutmuştur. Melekler ise onun çevresindedirler. O gün Rabbinin arşını onların da üstünde 8 melek taşır. يَوْمَ اِذٍ تُعَرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقُرَأُوا كِتَابِيَهِ اِنِّي اُظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ Hakka suresinin 18, 19 ve 20. ayeti kerimeleri يَوْمَئِذٍ o gün تُعْرَضُونَ arz olunursunuz لَا تَخْفَى saklı kalmaz مِنْكُمْ sizin خَافِيَ hiçbir gizleniz فَاَمَّا مَنْ kimse utiye verilen kitabehu, kitabı, amel defteri, bi yeminihi sağından feyekulu der ki, ha umu işte alın, ikra'u okuyun kitabiyeh kitabımı, inni zaten ben zanentu sezmiştim enni mülâkin karşılaşacağımı hisabiyeh hesabımla. O gün Rabbinize arz olunursunuz. Sizin hiçbir gizliniz saklı kalmaz. Kitabı sağından verilen kimse der ki, işte alın okuyun kitabımı.
Zaten ben hesabımla karşılaşacağımı sezmiştim. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ Hakka suresinin 21, 22, 23 ve 24. ayet-i kerimeleri. فَهُوَ artık o فِي عِيشَةٍ bir yaşam içindedir, رَاضِيَةٍ hoşnut kalacağı, فِي جَنَّةٍ bir cennette, عَالِيَةٍ yüksek bir cennette, قُتُوفُهَا devşirilecek meyveleri daniye yakındır. Kulu yiyin veşrebu ve için heniyen afiyetle bima esleftum peşin olarak sunduklarınıza karşılık. Fil eyyami günlerde el haliye geçmiş günlerde. Artık o hoşnut kalacağı bir yaşam içindedir. Yüksek bir cennette devşirilecek meyveleri yakındır. Geçmiş günlerde peşin olarak sunduklarınıza salih amellerinize karşılık afiyetle yiyin ve için denilir. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ Hakka suresinin 25, 26 ve 27. ayet-i kerimeleri. وَاَمَّا مَنْ kimse ise utiye verilen kitabehu kitabı amel defteri بِشِمَالِهِ solundan فَيَقُولُ der ki يَا لَيْتَنِي keşke لَمْ اُوْتَ bana verilmeseydi kitabiye kitabım وَلَمْ اَدْرِ hiç bilmeseydim مَا حِسَابِيَ hesabımı da يَا لَيْتَهَا keşke o ölüm kânet olsaydı الْقَاضِيَ işi bitirmiş olsaydı. Kitabı, amel defteri solundan verilen kimse ise der ki, keşke kitabım bana verilmeseydi, hesabımı da hiç bilmeseydim, keşke o ölüm işi bitirmiş olsaydı. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَح۪يمَ صَلُّوهُ Hakka suresinin 28, 29, 30 ve 31. ayet-i kerimeleri. مَا اَغْنَى hiçbir fayda sağlamadı. Anni bana maliye malım. Heleke yok olup gitti. Anni benden sultaniye gücümde. خُذُوهُ onu yakalayın. فَغُلُّوهُ hemen bağlayın. ثُمَّ sonra الْجَح۪يمَ cehenneme صَلُّوهُ atın onu. Malım bana hiçbir fayda sağlamadı. Gücüm de benden yok olup gitti. Onu yakalayın, hemen bağlayın denilir. Sonra cehenneme atın onu. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ Hakka suresinin 32, 33 ve 34. ayet-i kerimeleri. ثُمَّ daha sonra فِي سِلْسِلَةٍ bir zincir içinde ذَرْعُهَا uzunluğu سَبْعُونَ 70 ذِرَاعًا arşın فَاسْلُكُوهُ oraya sokun onu. İnnehu çünkü o kâne idi, la yu'minu iman etmez idi, billahi Allah'a el-azim yüce Allah'a, ve la yahuddu teşvik etmezdi, ala ta'ami doyurmaya el-miskin yoksulu. Sonra uzunluğu 70 arşın bir zincir içinde oraya cehenneme sokun onu, çünkü o yüce Allah'a iman etmez idi, yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealine inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.